suçlamaların odak ismi Sebahattin'in çocukluk arkadaşı Bahri Karpuzoğlu konuştu. Sebahattin Bey'i, Necati Bey'i ne zamandan beri tanırsınız? Sebahattin benim çocukluk arkadaşım. Yani beraber oturuyoruz, beraber kalkıyoruz. Necati'yi de tanırım burada, Menemen'den yani. Kaan Bey'i tanır mısınız? Muhabbetim yok, şahsen tanırım yani Menemen çocuğu olduğu için. Kaan Bey'in kaybolduğu 3 Kasım günü akşamı, iddiaya göre siz, Sebahattin Bey ve Necati Bey yanınızda birkaç kişi daha olmak suretiyle toplanıp eğlence merkezinde takılmışsınız. Doğrudur, doğrudur. Ne oldu? Saat kaçta? Kimi aradınız? Nasıl buluştunuz? Sebahattin'i ben aradım. Saat 11:20 vardı. Sebahattin'i ben evinden aldım. Mekana gittik. Peki saat kaça kadar oradaydınız? Kim kimdeniz? Aşağı yukarı bir vardır herhalde. Sebahattin vardı, Necati vardı, ben vardım. Sebahattin Bey siz neyle almaya gitmiştiniz? Motorumla. Necati bizim üstümüze geldi motorla. Necati Bey kimle geldi? Yalnız geldi o ya. Motorla yalnız geldi o. Aldığınızda Sebahattin Bey alkollü müydü? Değildi öyle. Çok değildi yani. Kendini biliyordu yani. Yerindeydi. Değildi. Değildi. Kaan Bey'le içmişler o gün. Ondan bir bilgim yok. Daha sonrasında ayrılmışlar, kendisi eve geçmiş. Bilmiyorum, onu bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum onu ben. Oradayken siz o mekandayken ne kadarlık bir hesap geldi? Ben 100 lira bir para ödedim yani. O kadar bir şey. Öyle büyük bir mevla değil yani. Sebahattin Bey ile sizin hesabınızı siz mi ödediniz? Ben ödedim onu. Ben kendim ödedim. Necati Bey'in hesabını kim ödedi? Valla o kendi ödemiştir herhalde. O gece siz eğlendiniz ya 3 Kasım akşamı. Peki ondan bir gece önce yine eğlendiniz mi? Yine aynı mekana gittiniz hayır, mi? Hayır, hayır, hayır. Sadece o akşam işte. Sebahattin Bey ile Necati Bey'e gitmiş mi bir gün öncesi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Söylediler böyle bir şey? Yok, yok. Öyle bir muhabbet sohbet geçmedi yani. Evet, şimdi Necati telefon attığında iki gündür, dün daha doğrusu Sebahattin gelecekti yayına ama telefonları kapalıydı dedik. Anladığım kadarıyla Necati yayınları takip ediyor ve şu anda telefon attığımızda. Necati attı mısınız Necati Bey? Buyur. Necati Bey, Didem Yılmaz ben, canlı yayındayız şu anda. Tamam. Tamam. Siz şimdi o akşam, önce şunu sorayım. Eğlence mekanına gidiyorsunuz ya, eğlence mekanına o gece mi gidiyorsunuz, bir gün önce de mi gidiyorsunuz? İki gece gittiğinizi biliyorum. Kaç gece gittiniz eğlence mekanına? Önce onu sor. İki gece gittik. Peki Sebahattin Bey diyor ki biz o gece gittik diyor. Bir gün önce gittiğini söylemiyor, kabul etmiyor. Ya bir gün gittik, bir akşam eve gittik. Ama sorduk gerçekten. Bir gün önce gittiğinizde eğlence mekanına kim gittiniz? Kimler vardı? Vallahi ben o akşam motorlara girdim. Bir gün önce. Yani Kaan kaybolmadan bir gün önce. Evet, eve gidiyorum saat bana. 10.30 eve gidiyorum ben. Evet. Sebahattin'den şey vardı bizim bari vardı. Motorlardan beni yolda gördüler. Hı. Biz dizeye gidiyoruz. Yani sana geleceğim. Nereye geleyim dedim. Gitti bu akşam beraber. Tamam. Saat valla 12 bin. Bir saat takıldık. Peki Kaan'ın kaybolduğu gün Sebahattin'le Kaan yürüyorlar, bir yere kadar geliyorlar. Sonra Kaan Sebahattin'e diyor ki biraz içelim diyor. Sebahattin onun teklifini kabul etmiyor. Sonrasında diğer arkadaşının Bahri'nin teklifini kabul ediyor ve o eğlence mekanında nasıl buluştunuz? O kimin fikriydi o gece, Kaan'ın kaybolduğu gece? Vallahi ben Kaan'ın kaybolduğunu bilmiyorum. Ben eve gidiyordum. Evet. Bari de sabah ne gördüm, motorla eve gidiyordum. Ne yapayım, nereye kaçayım? Gel izleyelim dedi, bir anayasla takılan dedi. Ben gittim, onunla beraber gittim. Peki orada Kaan'ın kaybolduğu gece o eğlence mekanında vallahi, kimler vardı? Ben vardı, ben gittim. Sebahattin vardı, Bahri vardı. Orada Bayram vardı, Sebahattin yeğeni vardı, iş konuşayım vardı. İşte şu vardı, oturduk bir anada. Ne kadar oturdunuz orada o gece? Vallahi ya 12.30 ya 1.30 olmasa da öyle bir şey olur galiba. Tamam. Oradan kalktık sana. Peki o gece şunu sorayım, siz Ersin Bey'i ne kadar yakından tanıyorsunuz? Husumette olduğu Kaan'ın. Ersin Bey'in daha bir mekanı vardı, mekanı vardı. Mekanı kahvesi vardı. Ne mekan anlamadım. Vardı. Ne vardı? Kahvesi dedi galiba. Kahvesi mekan vardı. Bir muhabbetiniz var anladığım kadarıyla. Tanıyorum canım, ben aramızda da yani ne kadar tanıyorsunuz? Oturup sohbet eder misiniz? Bir samimiyetiniz var mı? Tanımak var. Ben tanıyorum. Gidip oturup sohbet eder misiniz Ersin'le? Yok. Peki. Onun arkadaşı Veysi'yle nasıl bir samimiyetiniz var? Veysi'yle ben 15 yılı tanıyorum. Bayağı tanıyorum. Onunla bayağı samimisiniz. Ama Ersin'le de Veysi çok samimi. Doğru mu biliyorum? Bilmiyorum bak. Samodun valla bilmiyorum. Cidden çok bilmiyorum. İyi arkadaşlarmış. Öyle biliyorum. Peki o gün siz... Bilmiyorum valla. Ben Veysi'yi tanıyorum. Tamam. Kaan'ın kaybolduğu gece eğlence mekanında siz neden Veysi'nin kredi kartı sizin üzerinize? Niçin onunla hesabı ödüyorsunuz? Ben Veysi'ye bir de para almışım borç. Ne kadar borç? Ben 2000 aldım, borç alıyorum. Alıp satıyorum, hala satıyorum böyle. Ben çıkarıyor buldum. 2000 lira mı bu? Tam anlamıyorum da o yüzden. 2000 alıyorum, ha. 3 alıyorum. Alıyorum, sattım, kağıt attım, ara çorba kağıt attım. Sattım hayvanlardan, hayvancıyım ben kendim. Tamam. Yok buldum, alıp satıyorum, para ödüyorum. Onun için parası kalkmadı. Motorun bozuluk tamir açtım. Motorun gittim, borcu ödüyorum, katladım motorun borcunu.
Onu... Ne zaman? O gün mü dediniz? Kaan'ın kaybolduğu gün mü dediniz bunları konuştunuz? Hayır. Daha önce. Daha önce. Tamam. Bakın dedim. Bir de gittim motorizi almıştım. Bir de bakkal alış yapmıştım. Marketten. Hı-hı. Bir de akşam günah gitti. Birader hesap ödedim. İşte hatta kızı var. Benim katlandı. Ne hesap ödedim dedi. Ben sana verdim işi. İçeride gördüm. Sen demek ki bir araya. Onu bir yüzü çekip para açalım. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben hiçbir şey...